Evet, doğa sever dostlar. Herkese doğadan selamlar. Bugün kırmızı mevki bakmaya çıktık dağlara. Kırmızı mevki kanlıca mantarı. Bakalım bu serinin ilk kırmızı mevkisi olacak gibi. Daha önce bulduklarımız birkaç taneydi. Artık tam zamanı diye düşünüyoruz. Doğa harika, hafif hafif bir çizenti var. Şimdi Fatih dostumla birlikte gireceğiz ormanın derinliklerine. Bakalım bizleri neler bekliyor. Evet dostlar, ormanın derinliklerine en sonunda kırmızı mevkiyle buluştuk. Yağmur hafif hafif yağıyor. Ondan dolayı üstümüzü değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü mantarlar burada. Buyurun. Evet Fatih'cim. Şöyle. Şuradan. Evet, şu bir. Şu iki. Şuradan devam edelim. Şurada iki tane daha var. Şunlar. Şöyle üzerindekileri alalım bakalım. Evet, bayağı da büyük. Evet, kestik. Şuradaki. Maşallah var. Evet. Şurada da var bir tane Fatih. Onu da keselim. Nerede yok? Evet. Burada. Evet. Körpe. Tamamdır. Evet, aramaya devam. Orman içerisinde kırmızı mevkiyi bakalım. Denk getirebileceğiz mi? Evet dostlar, tamamen yolumuzun üzeri. Bakın, hemen yolun kenarında kendini gösterdi. Şöyle yaklaştık. Şimdi şunu keselim yavaş yavaş. Kesiyoruz, çok güzel mantar. Yeşili de var. Evet. Oo, çok güzel. Süper. Bir tane parçası kırıldı. Bakayım hemen. Çok güzel. Evet, kurt da yok. Çok güzel. Tam taze taze. Devam. Mantarımızı gördük. Bakın. İki tane sanırım. Körpe körpe taze taze iki tane mantar. Şimdi keseceğiz. Evet, koyduk poşetimizi. Bakalım keselim. Oo. Şu tazeliğe bakar mısınız ya? Şimdi bu mantarı uzaklarda olan dostumuz Cumhur'a armağan edelim. Orada bakınca bizi anımsasın, hatırlasın. Çok güzel, tam Cumhur'un sevdiği mantarlardan. Oo, şu lezzet güzelliğe bak ya. Evet sevgili dostum Cumhur, sana gelsin mantarlar. Fatih benim de çok sever. Evet, bu da kırmızı mevkiye benziyor ama sütlüce dediğimiz mantar bu. Kırmızı mevkiye aynı benzer. Şurasından süt çıkar. Bakın şurada sütler belli oluyor. Şurada. Evet, bu mantar yenmeyen mantar. Yani bunu mantarı yemiyoruz. Onu da gösterelim dostlar. Şu şekilde. Devam. Ormanda meşe yaprakları çok döküldüğü için bu sene çok mantarlar da belli olmuyor. Onun için mantarı bulmak bayağı zor bu sene. Yani yapraklardan kurtulup kendini dışarıya atan mantarları tabii ki kesiyoruz. Onları bulmak daha rahat. Çam ağaçlarının dibindeyiz şu anda. Mutlaka bulacağız bakalım yine.
Evet dostlar, sisli bir havada güzel bir mantar daha geliyor. Hazır mısınız? Evet, buyurun. Yani lezzet olarak üzerine tanımadığımız mantarlardan biri. Şu şekilde üzerinde yeşillikler var. Aynen bak gösterim gibi. Evet, keselim bakalım artık. Keyifle. Müthiş. Bakalım bir de çevirelim şöyle. Oo, müthiş müthiş. Çok lezzetli. Lezzetli mantar. Devam dostlar gezmeye. Evet Fatih, var mı? Oo. Fatih, dostum mükemmel ya. Vallahi Fatih, havayı da dolduracaksın gibi geliyor bana bugün. İnşallah. Müthiş müthiş müthiş. Bakalım. Bakalım. Çok güzel ya. Bu kadar olur. Bu kadar olur. Devam. Evet, devam, devam, devam. Hiç boşluk yok. Hava da yağmurlu. Dostlar, hafiften ağaçların yapraklarından da yağmurlar damlamaya devam ediyor. Aramaya devam ediyoruz. Evet dostlar, yeni bir kırmızı mevki daha. Bakın ne kadar kendini saklıyor aslında. Doğala tamamen uyum sağlamış bir mantar. Şöyle bir keselim ve görelim bakalım. Güzelliğe bak. Güzelliğe bak. Yavaş çekiyoruz. Mükemmel. Evet Fatih şimdi buradan geçti. Bakın kendini nasıl saklıyor kırmızı mevkimiz. Kırmızı kalınca dediğimiz mantar. İki tane çıktı. Evet. Hemen kestik. Buyurun. Çok güzel. Evet. İki tane taze taze mantar. Çevresine bakmaya devam ediyoruz. Dostlar. Fatih önde. Ben arkada. Ormanın sisli derinliklerine ilerlemeye devam ediyoruz dostlar. Evet dostlar, ormanın derinliklerine ilerleyen dostumuz Fatih, biz de arkasında mantar aramaya devam ediyoruz. Sislerle kaplı ormanda. Evet, şimdi şunu göstereceğim. Fatih dostumuz bıraktığı mantarların şurada. Fatih ile birlikte. Şimdi ben bunu rahatla keseyim bakalım. Bakın. Güzelliğe bir bakın dostlar. Şu kenarlarındaki yeşillikler öyle bir lezzet katıyor ki bu mantara. Bakın. Bakın. Evet. Keselim bakalım. Evet. Oo. Harika, harika. Elini değdiğiniz zaman tamamen kıpkırmızı oluyor. Evet, yan tarafa geçiyoruz hemen. Bu bir tanesi çürümüş gibi duruyor. İkiye bölünmüş daha doğrusu. Bakalım. Bir tarafı hemen keseceğiz şimdi. Evet, bakalım bakalım. Oo, işte bu kadar olur. İşte bu kadar olur. Evet dostlar. Devam ediyoruz. Fatih dostum çok ilerledi. Ormanın derinliklerine ilerliyor. Bugün vatanın kalbi ormanın derinliklerine atıyor. Devam dostlar. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yağmur da biraz daha hızlandı. Evet dostlar, sisli bir havada kırmızı mevki mantarı ararken önümüze yine güzel ve tarihi bir çeşme denk geldi.
Şu güzelliğe baksanıza. Yosunlarla kaplanmış. Çok güzel bir çeşme. Buraya girip burada piknik de yapılabilir. Şöyle. Yine tarihi bir çeşme. Çeşme görünce gerçekten insan dayanamıyor. Mutlaka çeşmeyi çekme içgüdüsü var. Mutlaka çekiyoruz çeşmelerimizi. Evet, suyu hala akıyor. İnatla yıllara meydan okuyorum diyor. Çeşmenin buraları kırılmış. Olduğu kırılmış. Ama suyu hala devam ediyor. Evet, buradan devam ediyoruz yine. Kırmızı mevkiye. Çeşmemizi geride bıraktık. Çok güzel Fatih. Evet, iki tane ak mevki bulduk. Bakalım, hiç denk gelmedi bu sene. Kurtlanmış olabilir büyük ihtimalle ama. Bir keçelim bakalım nasıl olacak. Yine kurtulmuş. Bu da kurtulmuştu muhtemelen ama. Bu mantarlar biraz acımsı oluyor. Ama kırmızıyla karıştırdığın zaman ayrı bir tat veriyor. Evet. Aynı hayat gibi. Hayat da bazen acıyla tatlanıyor. Buldun mu Fatih? Evet. Vallahi ya bulduk, inşallah bakalım. Çok temiz duruyor ya üstü. Hadi bakalım. Oo, ne kusufat ya. Çok, çok net ya. Çok güzel. Vallahi müthiş hadi. Evet. Çok güzel. Ben de bakayım bakalım Fatih'e. Evet, açıklık alanlara çıkıyor, aynen. Bakıyorum, bakıyorum. Evet, hadi gördüm. Evet. Kesiver sen dostum şunu da be. Bıçağı çıkartmadan. Ta ucu gözüküyor. Hadi inşallah kutu değildir. İki tane daha. Çok güzel. Oh, süper, çok iyi, çok güzel. İki tane mi var? Allah da şu adam. Kırmızı mevkiyi şimdi bulduk. Arayan buluyor. Arayan buluyor. Evet, sevgili doğasever dostlar, bugünkü kırmızı mevki
Toplama maceramız sona erdi. Yeterince kırmızı mevkiyi bulduk. Allah bereket versin. Ormanlarımızı gerçekten çok seviyoruz. Ormanlar bizim her şeyimiz. Sadece ormanlara geldiğimiz zaman yerlere çöp atmadan, doğayı tertemiz bırakarak tekrar geriye dönelim diyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Doğada kalın, dostça kalın, hoşça kalın dostlar.